aylar yaklaşıyor. de durma. ders bolca, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu çemberde uzunluk. İlk bilmemiz gereken özellik arkadaşlar. Bir çemberde merkezden kirişe ile doğru eğer kirişe dikse daima kirişi iki eşit parçaya böler. Ya da indirdiğimiz doğru kirişi iki eşit parçaya böldüyse mecburen kirişe diktir diyoruz arkadaşlar. Onun haricinde çemberin dışındaki bir noktadan bir çembere iki tane teğet çizdiğimiz zaman daima bu iki teğet birbirine eşittir diyoruz. Hatta açılardan da biliyoruz ki bu noktayı merkeze birleştirirsek burası aç ortaya olmak zorundadır diyorduk. Benzer şekilde iki çembere dıştan iki teğet çizildiğinde daima bu teğet parçaları birbirine eşittir arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz bir çembere dört tane teğetin oluşturduğu dörtgene biz teğetler dörtgeni diyoruz. Teğetler dörtgenin özelliği karşılıklı kenarların toplamları birbirine eşittir. Yani AB ile CD'nin toplamı AD ile BC'nin toplamına eşittir arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz iki çember birbirine teğetken tam teğet oldukları noktayı teğet oldukları doğru parçasına birleştirirsek arkadaşlar aradaki açı daima 90 derecedir ve tam buradan geçen bir doğru çizdiğimizde daima burada muhteşem üçlü oluşur arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz dıştan teğet çemberler arkadaşlar. 2 tane dıştan teğet çemberin merkezlerini birleştirdiğimiz zaman tam teğetin değme noktasından geçer. Bundan dolayı da O1 ile O2 arasındaki mesafe yarıçapların toplamına eşittir. Benzer özellik içten teğet çemberler için de geçerlidir. Yine içten teğet çemberlerin merkezlerini birleştiren bir doğru parçası çizdiğimizde tam teğet olduğu noktaya değer. Bu durumda merkezler arasındaki uzaklık yarıçapların farkına eşittir arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz ki çember kesiştiğinde tam kesiştikleri noktayı merkezlere birleştirirsek bunlar yarıçap olacağından şu üçgende üçgen eşitsizliğimizi yazarsak O1 ile O2 arasındaki mesafe yarıçapların toplamından küçük farkların mutlak değerinden büyüktür diyoruz. Üçgenlerde öğrendiğimiz üçgen eşitsizliğiydi zaten. Eğer sorularda çemberler dik kesişiyor derse bu durumda şu aradaki açı daima 90 derecedir diyeceğiz arkadaşlar. Bu durumda O1 ile O2'yi de bulabilmek için Pisagor yaparsak O1 ile O2 yarıçapların kareleri toplamının kare eşittir arkadaşlar. Arkadaşlar normal müfredatımızdan kalktı çemberde kuvvet ama bazı sorularda doğru parçaları çizip benzerlik yapmak yerine çemberde kuvvet uygulamak soruyu en az 3'te birine düşürüyor uzunluğunu çözme uzunluğumuzu. Bu yüzden bilmenizde yarar vardır arkadaşlar. 3 türlü kuvvetimiz var. Bunlardan birincisi çemberin içindeki bir noktadan kuvvet. Bu durumda PA ile PB'nin çarpımı PC ile PD'nin çarpımına eşittir diyoruz arkadaşlar. Dışarıdan kuvvet uygularken dışarıdaki bir noktadan bu durumda PA çarpı PB eşittir diyoruz PC çarpı PD'ye arkadaşlar. Yine dışarıdan ki bir noktadan kuvvet uygularken eğer doğrulardan biri teğet geçiyorsa bu durumda PT'nin karesi diyoruz. Teğetin karesi PA çarpı PB'dir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar, çemberin içindeki herhangi bir P noktasından geçen en uzun kiriş sorulduğunda daima çaptır diyoruz. En kısa kiriş sorulduğunda ise arkadaşlar tam bu noktada iki eşit parçaya bölünen doğru parçasıdır diyoruz. Demek ki en kısa kiriş sorulduğunda tam o noktada iki eşit parçaya ayrılması lazım kirişimize arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak, O merkezi çeyrek çemberde CD dik OA, OE açıortay, CF 6 birim, FD 2 birim olduğuna göre ACX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Çeyrek çember olduğuna göre O açısının tamamı 90 derece olmalı. Açıortay olduğu için 45, 45 dedim. O zaman burası 90, 45, 45 üçgen oldu. O zaman 45'lerin karşıları eşit olacağından burası da 6'dır dedim. Onun haricinde eğer OD'yi birleştirirsem dik üçgenimiz özel bir dik üçgen oldu. 6, 8, 10 üçgen oldu. E OD çemberin yarıçapı, yarıçapımız 11 çapımız 10 birim. O zaman OA'nın da tamamı 11 birim olması gerekiyor. O zaman X'e kaç kalır? 4 birim arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak O merkezi yarım çemberde CO dik OB, AC 6 birim, BC 10 birim olduğuna göre çemberin çapı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Hemen merkezden kirişe bir dik indirdim. Merkezden kirişe inilen dikme kirişi iki eşit parçaya böleceği için 16'yı 8 8 böler, burası 8, burası 2'dir dedim. Bu arada dikten dikindiği için öklit yapabilirim. OB dediğimiz zaten çemberin yarı çapı. O zaman yandan öklit yaparsak. R'nin karesi eşittir. Kendi tarafındaki parça 8 çarpı tamamı 10 dedim. Buradan R kare eşittir 80. Her iki tarafın kare alırsam. O zaman R eşittir. 80 de 16 çarpı 5 olduğu için 16 dışarı çıkar. 4 kök 5. Demek ki yarı çapımız 4 kök 5'miş. Bize çapını sorduğu için 2 katını aldım. 8 kök 5 arkadaşlar. Sırık sorumuza bakarsak. ABCD karesi ve O merkezi yarım çember verilmiştir. F teğet noktasıdır. AO 4 birim. Olduğuna göre BX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Öncelikle yarı çapımız 4 ise burası da 4 olduğundan karenin bir kenarı 8'dir dedim. O zaman burası da 8. Burası da 8. EB x olduğu için buraya kalır 8 eksi x dedim. Bu arada bir noktadan çizilen iki tane teğet birbirine eşitti. O zaman EB'miz x ise burası da x'dir dedim. Aynı şekilde D'den çizilen teğetlerde de birbirine eşit olacağı için DA'mız 8 ise burası da 8'dir dedim. E şimdi artık şu dik üçgenimizde ya Pisagor yapabilirim ya da bir kenarın 8 olmasından şüphelendim acaba 6 8 10 üçgeni mi diye. 6'yı sağlatabilmek için x yerine 2 yazarsam 6 8 10 üçgenini sağladığından dolayı x ne gelir? 2 arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Şekildeki ABC dik üçgeni ve O merkezi yarım çember verilmiştir. F ve H teğet noktalarıdır. BA dik AC, CH 8 birim, BF 6 birim olduğuna göre çemberin yarı çapı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Hemen merkezden H'ye yarı çapı çizdim, merkezden T'ye çizilen dik dedim. Yine odan F'ye yarı çapı çizdim, dik oldu, r. 90 90 90'dan burası da 90 olduğu için o açısı, o zaman karedir dedim r'ye, r, ye, r ye dedim. Şimdi birçok benzerlik yapabiliriz. Mesela şu paralellikten yararlanırsak 8'in 8 artı R oranı eşittir. R'nin 6 artı R oranı dedim. İçler dışlardan R kare artı 8 R eşittir 48 artı 8 R dedim. Her iki taraftaki 8 R'ler birbirini götürdü. O zaman R kare eşittir 48. R'yi bulabilmek için her iki tarafın kare alırsam. 48 de 16 çarpı 3 olduğu için 16 dışarı çıkar. R'miz 4 kök 3 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. AB çaplı yarım çemberde CD dik AB, EF dik AB, AD 2 birim, BF 6 birim olduğuna göre AC bölü BE kaç birimdir diye sorulmuş bize. Hemen C noktasını B'ye birleştirirsem çapı gören çevre açı 90 derecedir dedim. Dikten dik indiği için öklüt yapabilirim dedim. Yandan öklüt yaparsam AC'nin karesi eşittir. Kendi tarafındaki parça 2 çarpı tamamı AB dedim. Benzer şekilde e noktasını A noktasına birleştirirsem yine çapı gören çevre açı 90'dır dedim. Bu sefer burada öktit yaparsam yine yandan öktit yapıyorum. EB'nin karesi eşittir. Kendi tarafındaki parça 6 çarpı tamamı AB'dir dedim. Bana AC bölü BE'yi sorduğu için hemen taraf tarafa oranladım. AB'ler birbirini götürdü. O zaman AC'nin karesi artı B, bölü BE'nin karesi eşittir 1 bölü 3'tür dedim. Karelerden kurtulmak için her iki tarafın kare kökünü alırsam demek ki AC bölü BE 1 bölü kök arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Şekilde O merkezi çember ve ABCD karesi verilmiştir. E ve F teğet noktalarıdır. BC 16 birim. BC'mizin tamamı 16 birim. AB 18 birim. AB'mizin tamamı da 18 birimmiş. Olduğuna göre çemberin yarı çapı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Hemen merkezden teğet noktalarına çizersem diktir dedim. Ve yarı çapı olduğu için R, 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 R'dir dedim kareden dolayı. O zaman Yukarıya 16'dan R'yi çıkartırsak 16 eksi R'ye kalır. Aynı şekilde burayı çizdiğimizde dik olarak burası da R olacağından buraya kalır 18 eksi R. E bu BE'miz 16 eksi R ise burası da 16 eksi R'dir dedim ve O'A'yı birleştirince de R olur dedim. O zaman şimdi buradaki dik üçgenimizde ya pisagor yaparız ya da özel üçgen sağlatabilir miyiz diye düşünürsem eğer ben R'ye 10 verirsem burası 10 birim olur. Buralarda 6 ve 8 olacağından 6, 8, 10 üçgenini sağlayacağı için yarı çapımız 10 birimdir. Ya da Pisagor yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak O1 ve O2 merkezi çemberlere teğet değme noktaları A ve B'dir. O zaman tam teğet noktaları ise buralar diktir dedim. O1A 8 birim. O2B 2 birim olduğuna göre ABX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Merkezler arasındaki uzaklığı bulmak için birleştirirsem tam teğet olduğu noktadan geçeceği için Bura 8, bura 2 olacağı için tamamı 10 birimdir dedim. Onun haricinde hemen O2'den bir dik çizip dikdörtgen yaparsam. ABX ise burası da X'tir. BO2 2 ise burası da 2'dir. O zaman burası da 6 gelir dedim. E şimdi buradaki dik üçgenimizde ya Pisagor yapabilirim ya da 6'mız var, 10'umuz var. Özel üçgen olacağından 6 8 10 üçgeninden x'imiz 8 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak O1 ve O2 merkezi çemberlere teğet değme noktaları A ve B'dir. O1 merkezi çemberin yarıçapı 11'i o2 merkezi çemberin yarıçapı 5 birimdir. O1 O2 arasındaki uzaklık 25 birim olduğuna göre AB kaç birimdir diye sorulmuş bize. Hemen O1'den A'ya çizdim. Diktir ve yarıçapımız 10 birim dedim. B'den O2'ye çizdim. Diktir ve yarıçapımız 5 birimdir dedim. O1'den A'ya çizdiğimizi uzatıp dikdörtgen yaptım. Bu durumda BO2 5 ise Burası da 5'tir dedim. AB'ye X dersen burası da X'tir dedim. Bana da O1, O2'yi zaten tamamını 25 birim vermişti. E bakarsam burası 15 oldu. 3'ün 5 katı. 25 de 5'in 5 katıdır. O zaman X'imiz de 4'ün 5 katı olacağından X'imiz 20 gelir arkadaşlar. 15, 20, 25 üçgenimiz oluşur. Sıradaki sorumuza bakarsak, O1 ve O2 merkezli çemberler dıştan teğet ve ABCD dikdörtgenine içten teğettirler. AD 16 birim, kısa kenarımız 16 birimmiş, AB 18 birim, uzun kenarımız da 18 birim. Olduğuna göre O2 merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Merkezden tam teğet noktalarına çizeceğim için diklerimizi. E buralarda yarıçapları olduğu için 16. 8 8 bölüşür. O zaman bu yarı çapımızda 8 olacağından buralarda 8 8'dir dedim. 18'imizi parçalamaya başladım. Benzer şekilde bu yarı, yarı çapımıza R dedim. Bu yarı çapımıza R dedim. O zaman buralar da R R oldu. Aşağının tamamı 18 birimdi. 8'i ve R'yi çıkartırsak o zaman şurası arada kalan parça 10 eksi R oldu arkadaşlar. Bu arada merkezleri birleştirirsem bunun yarı çapına R, bunun yarı çapına 8 demiştim. Şimdi buradan bir dikdörtgen yaparsam 10 eksi R ise burası da 10 eksi R olacak. R ise burası R. Buraya kalır 8 eksi R. E şimdi şu dik üçgenimizde Pisagor yaparsak hatta özel üçgeni sağlatabilir miyim diye düşündüğümde 6, 8, 10 üçgenini sağlatmak için yarı çapa kaç vermem gerekiyor? 2 arkadaşlar. Göremeyen arkadaşlar da Pisagor yapabilirler arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC dik üçgeni çembere ABDE noktalarında kesmektedir. BA dik AC AB eşittir BE o da 9 birim. CE 6 birim olduğuna göre CDX kaç birimdir diye sorulmuş bize. Öncelikle büyük dik üçgenimize bakarsak 9, 15, 3, 4, 5'in katlarından AC'nin tamamı 12 gelir. O zaman buraya kalır 12 x. Konu anlatımımızda demiştik ki arkadaşlar işte bir doğru parçası çizip benzerlik yapabilirsiniz edebilirsiniz ama bu işlemler çok uzun sürebilir. O yüzden kuvvet uygulamayı tercih ediyorum. Dıştan kuvvet uyguluyorum. 6 çarpı 15 eşittir x çarpı 12 diyorum arkadaşlar. Her iki tarafı 6 ile sadeleştirdim. 2. Her iki tarafı da 2'ye bölersek. Demek ki x 15 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Sadık sorumuza bakarsak. PT çembere T noktasında teğettir. CK 2 birim. BK 4 birim. AP 6 birim. DK 10 birim olduğuna göre PTX kaç birimdir denilmiş bize. Yine 2-3 tane doğru parçası çizerek benzerliğe gidebiliriz ama arkadaşlar çok uzun süreceği için hemen kuvvetten yararlanıyorum. Buraya A deyip önce bir içten kuvvet uyguluyorum. 4 çarpı A eşittir 10 çarpı 2 dedim. Buradan 4 A eşittir 20. Her iki tarafı 4'e bölersek A eşittir 5 geldi. Şimdi dışarıdaki P noktasından kuvvet uyguluyorum. Ama doğrulardan birimiz teğet. Bu durumda teğetin karesi diyorduk. x kare. Kendi tarafındaki parça 6. Çarpı tamamı diyorduk. Tamamı da 15 gelir. Buradan x kare eşittir. 90. Her iki tarafın kare kökünü alırsam. x eşittir. 9 çarpı 10 olduğu için 9 dışarı çıkar. 3 kök 10'dur arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. P çemberin iç bölgesinde ve PB 2 birim, AP 18 birim olduğuna göre P noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç birimdir? En kısa kiriş dediğimiz kiriş tam iki eşit parçaya bölünendi. O zaman buraya x dersem burası da x'tir. Şimdi içerideki noktadan kuvvet uygularsam x çarpı x eşittir. 18 çarpı 2'dir. Buradan x kare eşittir 36. Her iki tarafın kare kökünü alırsak o zaman x eşittir 6 gelir. En kısa kirişin uzunluğu da o zaman 2x olacağından 2 kere 6'dan 12 gelir arkadaşlar. Sarık sorumuza bakarsak. BA A noktasında çembere teğettir. AB 12 birim. AC 6 birim. AD 8 birim olduğuna göre BD kaç birimdir diye sorulmuş bize. Arkadaşlar bu kalıp bir sorudur. Benzerlik sorusudur. Hemen ilk yapacağınız iş aynı yayı gören, bu yayı gören teğet kiriş açıyla çevre açı birbirine eşittir dedi. Ortak açıya da beta dersem, o zaman küçük üçgenimiz alfa beta, teta dersem büyük üçgenimizde alfa beta teta olmuş olur. Bu durumda küçükte beta'nın karşısı 6 Büyükte beta'nın karşısı 8, küçükte tetanın karşısı 12, büyükte tetanın karşısı BD, yani bana sorulan yer x arkadaşlar. 6 ile 12'yi sadeleştirirsem 1'e 2 o zaman içler dışlardan x eşittir 16 gelir arkadaşlar. Sadık sorumuza bakarsak, ABC üçgeni çemberi D, E B ve C noktalarında kesmektedir. AD 5 birim, AE 4 birim, BD 7 birim, DE 2 birim, EC X birim, BC Y birim olduğuna göre X artı Y kaç birimdir diye sorulmuş bize. İçerideki dörtgenimiz kirişlerden oluşturduğu için kirişler dörtgenidir dedim. O zaman burası alfaysa karşısı toplamları 180 olacağı için 180 eksi alfadır. Yine toplamları 180'i vereceği için düz bir doğru da alfadır dedim. Benzer şekilde beta dersem burası 180 eksi beta. O zaman burası beta olur. Ortak açıya da teta dersem küçüğün açıları da alfa beta teta. Büyüğün de açıları alfa beta teta olduğundan açı açı açıdan benzerdir dedim. Bu durumda küçükte teta'nın karşısı 2. Büyükte teta'nın karşısı y. Küçükte alfa'nın karşısı 5 büyükte alfanın karşısı x artı 4. Küçükte betanın karşısı 4. Büyükte betanın karşısı 12 dedim. 4 ile 12'yi sadeleştirdim. 1'e 3. Şu eşitlikte içler dışlar yaparsam x artı 4 eşittir. 15. Buradan x eşittir. 11 gelir. İlk eşitlikle düşünürsek 1 bölü 3'ü. içler dışlardan y eşittir. 6 gelir. O zaman buradan da x artı y'miz 17'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. yarıçapı 6 birim olan bir çembere dışındaki bir noktanın en kısa uzaklığı 4 birim ise en uzun uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Bir çemberimiz varmış. yarıçapı 6 birim. Dışındaki bir noktanın en kısa uzaklığı 4 birimmiş. En kısa uzaklığı bulurken merkezle birleştiriyorduk. Şu aradaki parça en kısa uzaklığımızda 4'tü. E o zaman ben burayı uzatırsam yarı çapımız RR o da 6 6 olduğu için en uzun uzaklığımızda buranın tamamı olacağı için 16 birim gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. Birim kareli kağıt üzerinde verilen K, L ve M noktalarından geçen çemberin merkezi hangi noktadır diye sorulmuş. Demek ki merkezimiz öyle bir nokta olmalı ki K, L, M noktalarına eşit uzaklıkta olmalı. Mesela E noktasını denersek E'nin K'ye olan uzaklığı 1 2 3 4 birim bura, 1 birim bura. Pisagor yaparsak kök 17 geldi. E'nin L'ye olan uzaklığını bulursam 1 2 3 2 birimde burası. Pisagordan kök 13 birim geldi eşit olmadığı için e olamaz dedim. Şimdi a'nınkine bakalım. a'nın k'ya olan uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5 birim geldi direkt. a'nın l'ye olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim bura. 1, 2, 3 birim bura. 3, 4, 5 üçgeni geldi. A'nın M'ye olan uzaklığı 1, 2, 3 birim bura. 1, 2, 3, 4 birim bura. Yine 3, 4, 5 üçgeni geldi. A'nın 3 noktaya da uzaklığı eşit olduğundan demek ki merkezimiz A noktasıymış arkadaşlar. Sarık sorumuza bakarsak. ABC'de dikdörtgeni çiziniz. DC üzerinde OC 3 birim olacak şekilde bir O noktası alınız. O merkezli 5 birim yarıçaplı çember çiziniz. Bu çember DC'yi F noktasında AB'yi E noktasında kesmekte ve B köşesinden de geçmektedir. B köşesinden de geçen bir çember çizdim arkadaşlar. Tekrar dönersek, yarıçapımız 5 birim aklımızda, DC'yi F noktasında kesti. AB'yi E noktasında kesti. AD eşittir DF'ymiş. DF ile DF AD'miz birbirine eşitmiş. Bu arada yarıçapımız 5 birimdi. O zaman burası 3, 4, 5 üçgen oldu. O zaman burası da 4, dört, burada 4'tür dedim. Bu arada yarı da 5'tir dedim. Onun haricinde O noktasından bir dik indirdiğimde yukarısı 3 birim olduğu için burada 3'tür. Ve merkezden kirişi inilen kirişi iki eşit parçaya böleceği için burası da 3'tür dedim. E yukarıya bakarsak DC kenarının tamamı 12 birim oldu. O zaman AB'nin de tamamının 12 birim olması için AE'ye 6 birim kalır arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.